doğru gideceği, dolayısıyla ben takımda kalmayı hedefliyorum demiş. Yani Galatasaray gitti Cengiz'e. Hatta birebir konuştular Cengiz'le. Yani ben Okan Hoca'nın konuştuğunu duydum. Ama Okan Hoca'ya verdiği cevabın böyle olduğunu da duydum. Yani oyuncu yoksa demiş ben isteseydim yani benim burada istenmeyeceğimi garanti olacağını kesinlikle seve seve Galatasaray'a gelirdim demiş. Kaldı ki Cengiz Ünder Galatasaray'a gelirse müthiş iş yapar ya. Sağ evet, tarafta yani. İnanılmaz işler yapar, açık konuşayım. Yani Galatasaray'ın önemli sorununu giderir. Bir anda Cengiz sadece kendisi değil iyi oynamanın ötesinde takımı iyi oynatır. Ayrıyeten de Seferovic'i de eğer Icardi'yi de gol pozisyonlarında çok rahat buluşturur. Keşke Galatasaray bu transfer üzerine devam ediyor görüşme ama Cengiz'in verdiği cevap bu şekilde. Eğer Tudor'la ilgili bir karar alacak bildiğim kadarıyla Marsilya. Eğer o Marsilya Tudor'la ayrılmaz biz devam ederiz derse o zaman arası kötü olan Cengiz sürpriz olarak Galatasaray'a gelir mi? Ben de çok merak ediyorum. Ama Galatasaray'ın çok samimi bir talebi var kendisine. Yani Tudor da bu sonuçların üstüne ben çok gideceğini sanmıyorum. Transfer için de çok kısa bir süre kaldı. Yani Cengiz'i umarım Türkiye'de izleriz. Çünkü gerçekten inanılmaz yetenekli. Hem şut hem pas tehdidi olsun. Takımı da oynatıyor kendinin yanı sıra. Abi kanat için Lucas Moura ismini de sormuş izleyenlerimiz. O yönde bir gelişme var mıdır? Ben Lucas Moura'yı istediklerini duydum. Yani Lucas Moura yani Tottenham'da biliyorsun bildiğim kadarıyla. Hı hı. Ben istediklerini duydum. Lucas Moura çok önemli bir oyuncu. Yani Galatasaray çok iş yapar. Hatta bu Galatasaray'ın Icardi sonrası en önemli sürprizi Lucas Moura olabilir. Kanat için falan. Lucas Moura o da çok üst düzey bir oyuncu ama işte burada yerli sıkıntısı biraz göze çarpıyor Levent abi. Hani Lucas Moura'yı kanada yazarsan hani bir Kerem ya da Yunus'tan birini çıkartman gerekecek 11'den. Kimi oynatacak Galatasaray peki yerli olarak o zaman? Hem sağbekte oynuyor. İki ayada olan bir oyuncu var. Şu anda tahtaları kapalı. Transfer yapamıyorlar. Oyuncu satmaya da sıcak bakıyorlar. Kayseri Spor'dan Onur'u Galatasaray alabilir. Alırsa iyi olur. Yani sol bek Analt'ın yerine oynatırsa Abdülkerim ikisi bir tane kanatta açık kullanırsan Lucas Moura'yı kanatta oynatırsın. Güzel olur. Yani evet, Galatasaray için ideal isim olur. Yani ben Lucas Moura ile Galatasaray'ın bir diyalog içinde olduğunu biliyorum. Bu transfer şu anda belki gündeme gelmiyor. Yani belki söylemek istemiyorlar. Ama Galatasaray yani sağ gösterip sol vurabilir bu işte. Bunu unutmayalım. Yani Lucas Moura önemli bir isim. Stoper konusunda Galatasaray'da bir gelişme var mıdır abi? Valla şimdi tepkilerden korktuğu için Emin Bayram'a çok fazla şans vermiyor Okan Hoca. Dolayısıyla oraya bir oyuncu istiyor. Büyük bir ihtimalle yani şöyle bir şey yapabilir. Sol ayaklı bir stoper alabilirler diye düşünüyorum. Yani Abdülkerim'le Nelson'un maalesef ikisinin en büyük handikapı ayakları çok iyi değil. Topla çıkışları konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Abdülkerim biraz daha iyi de ama bazen kaptırıyor biliyorsun bu işlerde. Evet. Nelson'un mücadele yüzünden çok memnun Okan Hoca. Dolayısıyla bir stoper daha orada istiyor. Çünkü Luyendama'yı satacaklarına göre yani Luyendama'dan faydalanmayacaklarına göre orada bir stoper daha bulundurmak. Hatta ve hatta yani buradan bir şey söyleyeceğim ama bu ne kadar doğrudur bilmiyorum. Galatasaray bir Türk stopere gitmiş. Hadi söyleyeyim Çağlar'a gitmiş şeyde. Oo. Yani Leicester'den Çağlar'ı almak istemişler. Dün de Brandon Rodgers'ın bir açıklaması oldu Leicester City maçından sonra United'la oynadılar. Çağlar şu an istediğimiz seviyenin yakınında bile değil demiş. O yüzden oynatmıyorum evet. demiş. Evet yani Çağlar'a gitmişler. Gelirse süper olur gerçekten ama o da sağ ayaklı bir stoper. Evet ya çok önemli. Galatasaray belki bu transferi bitirebilir yerli transfer olarak. Çünkü milli takımda hele ki Galatasaray mesela iki transfer yaptı düşünelim. Şöyle Kaan Ayhan'ı aldı, Çağlar'ı aldı. Bunlar milli takımda da yan yana oynadı zaten. Evet yani bir anda yerli havuzun en kaliteli hale gelebilir Süper Lig takımları arasında. Aynen. Ya Galatasaray'ın savunmada aslında çok bir problemi yok. Çünkü daha gol yemiyor Galatasaray. Yani yediği gol de Giresunspor'a karşı Abdülkerim'in çok basit bir hatasıyla yedi. Hani o hata olmasa Galatasaray hiç gol görmeyecekti kalesinde ama savunma hattına kesin bir takviye düşünülüyor öyleyse. Ben olsam biraz daha emek sarf ederim. Kaan Ayhan'ı alırım. Bir, peki iki, dediğim gibi çok önemli.
Kaan Ayhan mı, Çağlar mı sizce? İmkan varsa ikisini de alırım. Ya, imkan yoksa bir tanesini seçmeniz gerekirse. Kaan Ayhan'ı seçerim. Ben de ben Çağlarcıyım o konuda. Yani ben Çağlar'ı aşırı beğeniyorum. Ama Kaan'ın ayağı daha iyi. Yani eğer Galatasaray'da geriden topla çıkmak hedefliyorsa Okan Buruk, o zaman Kaan Ayhan diyebilirim ama ben Çağlar'ın ayrı bir hayranıyım. Yani umarım Türkiye'de izlerim. Sadece Galatasaray'da değil. Hani stoper arayan artık Beşiktaş'ta stoper arıyor. Bilmiyorum ilgilenirler ama mi yani ama. Onu belki bir süre için Leicester Galatasaray kiralayabilir toparlanması için. Olabilir çünkü dün dediğim gibi teknik direktörü oynatmayacağını sinyalini verdi en azından şimdilik Çağlar için. Galatasaray'da oynatır yani onu. Sol stoper Yani, oynuyor biliyorsun. İstemedikleri kadar oynatır hem de Galatasaray yani Çağlar gibi bir stoperi. Evet, Kaan Ayhan'ı da alırlarsa tadından yenmez yani. Nelson'u mu yedek bırakacaksın Levent abi? Bazı maçlarda bırakırım ya. Yabancı Evet. Aklımı kullanacaksam ikisini stoper yaparım. Bir tane yerli kullanırım. Sekizi başka yerde kullanırım. Hatta dedim ki Onur'u da alırsam üçünü sol ve yerli yapar. Sekizini yabancı yaparım. O zaman Ön evet. tarafı komple yabancı yaparım. Ya ben geçen Savaş abiyle, Savaş Çorlu ile yaptığımız yayında da söyledim. Yani Kerem ve Yunus sanki biraz yerleri garanti gibi mi düşünüyorlar acaba şu an? En azından onları da biraz İlk kendilerine tespit eden adam gelmelerini benim yani. sağlayabilir. Kontenjan dedim ya. Evet. Bunlar tabii kontenjan gibi abi. Bunlar yerlerinden sonra rakipleri yok. Öyle görüyorlar. Ama rekabetin içine diğer yerleri sokarsan başka bölgeden onlar da ayaklarını biraz daha denk alır yani. Evet. Ben Yunus'un bu konuda bir tepki koyduğunu zannetmiyorum. Bu konuda en büyük rahatlığı Kerem yaşıyor. Yani Yunus çalışkan bir çocuk. Mücadele veriyor. O Mertens'e verdiği pas. Yunus daha etki. Yunus Galatasaray'a katkısı olacak bir oyuncu. Bence sol kanata Galatasaray bir oyuncu alması lazım. Kerem ne sabah. Kerem'le ilgili Anolt'un bir tepkisi vardı biliyorsun. Evet. Savunmaya yardıma gelmiyor diye. Peki bir şey soracağım sana Görkem. Giresun'daki kavganın sebebi neydi? Markayla yaşanan mı? Evet. Marka ne dedi? Yardıma gelsene geriye dedi. Sen Evet. İşine bak dedi onu sus deyince o da dayanamadı. Olur mu ya? Yardıma gel. Gelmezsen yardıma bu iş olmaz. Yardıma Biraz gelecek. evet biraz Bak Yunus kendini yardıma oynuyor geliyor. gibi. Kerem şu an biraz kendini oynuyor gibi bir his var. Evet, Evet. taraftarlarda da özellikle. Evet. Yani şöyle bir şeye etkilenmiş. Bana niye teklif gelmedi diye. Olabilir kardeşim. Teklif gelecek diye bir kural mı var? Ama bak Dubois geldiği zaman Dubois mükemmel orta yapan. Dubois geldiği zaman Yunus'un da oyunu değişir. Buradan altın çiziyorum. Dubois geldiği zaman Yunus'un da oyunu değişir. Daha etkili olur ve kaldı ki o kenar ortaları Dubois mükemmel yapar. Tam kafaya kondurur yani. Öyle bir oyuncu. Mariano tipi ortalar yapabilen bir oyuncu. İnşallah bu hafta oynar da Antep'e karşı biz de onu iyice izleriz yani. Mariano da cidden yani orta yapmıyordu, pas atıyordu neredeyse. Oyunu Abi son ol. attırıyordu ya. Gol Evet. atıyordu. Yani Abi hatırlarsan gol attırıyordu. Yo, Mariano Nagatomo zaten hani Galatasaray'ın yaptığı en etkili transferlerdi bence o sene yapılmış.